Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Euro Truck Simulator oyunuyla daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte bir güzergah çizdik. Bu güzergahta devam edeceğiz. Bugün bana eşlik edecek olan Haydar abi var. Haydar abi hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Bugün bayağı kalabalık sürüyor hafta sonu olduğu için. Şöyle sinyalimizi verip yavaş yavaş çıkalım. Yol müsait çıkabiliriz artık. Fazla uzak değil gideceğimiz şehir. Yükümüz de hafif. Bizi neler bekleyecek bugün? ETS2 biliyorsunuz indirime girdi. Birkaç mod eksiğim vardı benim tamamladım. Umarım sizler de eksiklerinizi tamamlamışsınızdır. Zira online'a girince çünkü sizde eğer o paketler yoksa karşıdaki aracın görüntüsü sizde abidik gubidik çıkıyor. Farklı renkler, farklı şekillerde çıkıyor. Bu sebeple pek hoş görünmüyordu. Ben de jant ve skyline DLC'm eksikti. Onları tamamladım. Umarım siz de tamamlamışsınızdır. Çünkü bayağı sıkıntılıydı. Haydar abi neredesin? Ha, şimdi gördüm seni. Demin göremedim de. Allah. Çok kalabalık. Evet, bugün hafta sonu ya abi, bayağı kalabalık. Sen otomatikte bayağı yavaş kalıyorsun Aydan abi artık. Sana da bir direksiyon zamanı geldi. Sanki masada oynasam şimdi yani sefer olur mu? Masada oynayayım mı? Evet. Siz şeyleri de aldınız mı Aydan abi? Bu İskandinavya'yı falan. Burada mı? Evet. Vallahi bilmiyorum ki hiç. Bir sefer bir adet aldık ya, Özcan aldırdı bana. O zaman aldık dedi, İskandinavya mı? Evet. Kaç ton yüklem şu anda? 20 tonmuş ya. Benimki 9 tonmuş. Hızlandı. Şanzıman kaç? 6 vites benim abi. Çünkü direkt bizim vites 6 ya. Evet.
Öbür türlü aktarma yapmak lazım. Seninki mi? Amerika şeyde 18 vites var, 7 var, 10 var. Evet, Amerikan truck o şekilde. İki tane araba varmış orada ya. İki ama bir de o. Yok, 3 tane, 3 tane abi. İki tane yok başka ya. Ama oyunu ilk açtığımızda ilk hani hesap oluşturuyoruz ya, hesap oluştururken 3 marka gösteriyor abi. Olabilir, o markayı keşfetmemişsindir. Dört tane galeri var. İkisi Kemal, ikisi de şey, neydi o? Petr, bunlar işte. Onları keşfetmemişsinizdir abi, o yüzden. Allah. Fazla basmayayım ben de. Kırmızı yanıyor Haydar abi. İnşallah çarpmaz dönerken. Aleykümselam. Biri geliyor. Kasada yok ya üstünde. Aynen ya, ne biçim geliyor soft trick. Bir de şu ETS'de şeyi güncelleseler. Dorse'nin dingilini kaldırınca şey göstermiyor. İşaret göstermiyor. Ekranda. Bir de onu yapsalar. Çok daha güzel olacak. Hadi gel Aydar abi, fazla basmıyorum. Şu anda Skyline full access var. Gördüğünüz gibi. Yanlış geldik. Neyse, gel şurada tamirci mi bir şey var, buradan dönelim. Ben de kayboldum. Sen şeyi takip mi ettin? Ne yapıyorsun? Tamam, dur ben geliyorum hemen o zaman.
Ben şaşırttım yolları. Şeye piste ışınlandım ya ben. Onda şeyde çalışmıyor, navigasyon da çalışmıyor. Hadi ya. Valla. İnşallah şunun şeyi çarpmaz bana. Normalde yasak orası girişte. E nasıl girdiniz siz abi? Ya ben ışınlandım mı beni oraya attı. Ben yükü bırakacaktım ben. 70 kilometre vardı. He. Bir bakayım. O şehre atıyor beni tamam şeye. Hani bir şey yapmıyorum. Hani sen de direkt oraya ışınlandın gittin. Bir ışınlandım baktım hani simsiyah bir yere attı. Etrafında harita maritada bir şey de gözüküyor. Allah Allah. Sadece arabaları gördüm içeride. Drift atıyorlar, yarış yapıyorlar. Dorse morse de yok. Doğru mu? He onlarda yok dorse. Bende var sadece. Allah Allah. Sen de dorseyi çıkartıp yardırsaydın. Çıkacağım gideceğim. Işınlanmadı bir yere ışınlanamıyorsun. Şey gözükmüyor. Ha. Tekrar F7 çıkmadı mı? Çıkmadı. Değil mi hiçbir şey çalışmıyor. Allah Allah. Sonra rampa bir yer çıktı. Yani o maden var ya madendeki. Hı. Yol çıktı. Orada da böyle şeyler koymuşlar. Bariyerler falan koymuşlar. Baril maril bir şeyler koymuşlar. Bir araba zor geçiyor normal taksi olan. Yani tırla barileri iktire. Oh be, bir saat uğraştım ama. İşte tam videoluk bir ortammış işte abi. Vallahi. Belki de çekmişimdir ben onu. Sonra çocuklar konuşuyordu orada da. Yani siz de biliyor musunuz dedi, yarış pisti varmış dedi, nasıl gidiyor diye. Hmm. Ben de sana onu anlatmıştım ben sana. Ya abim diye gitmiş ama diye, o da bilmiyor nasıl gittiğini diye. Ya yasakmış diyor öyle diyor. Normalde şeyden bak haritadan göremiyorsun zaten orası hiç gözükmüyor haritada yok yani. Bulamazsın yani gidemezsin. Enteresan abi ya. Ya hazırlık yapıyorlar oraya yeni bir şey yapacaklar. Olabilir. Evet arkadaşlar, ne gibi yenilikler istersiniz Euro Truck'ta? Bunları yorum bölümüne yazın bakalım, biz de bir öğrenelim, biz de yorumlarımızı belirtelim. Mesela biz, yani ben daha doğrusu şöyle bir şey olsun isterdim. Bu dorselere yük alınmasını sadece, dorsemizin de nasıl tırarlıyorsak dorsemizi de o şekilde alıp ona uygun yük bulma gibi, hani gerçek hayattaki gibi bir şey olsun isterdim. World of Truck'tan aldığım için ki abi 90'ı geçmiyor ya. Ha 239 kilometre var. Bir şey yok, şu 90'ı geçse. Geçmiyor mu 90? Yok abi ya, World of Truck'tan alıyorum ben. Yükü 90'ı geçmiyor. Aynı yükü bulalım diye ben oradan baktım.
Antalya taksi geçiyor. Döndün sen sağ herhalde. Evet, daha yeni dönüyorsun virajı. Sinyali unuttun herhalde Aydar abi. Senden bana dönüyor ya ses. Evet arkadaşlar, az bir yolumuz kaldı, 139 kilometre kadar. Yollar o kadar kalabalık değil ama şehirler çok kalabalık. Hatta farklı şehre geçmek zorunda kaldık, yani hareket edemiyorduk neredeyse, o kadar lag vardı. Bu arada direksiyonumla ilk videom arkadaşlar, soranlar olacaktır. Amazon'dan aldım yurt dışından direksiyonumu. Yaklaşık olarak 1300 lira civarına denk geldi. Kargo dahil, vergi dahil. Burada sadece direksiyon fiyatından daha ucuza ben hem direksiyonumu hem de vitesimi almış oldum. Markası da Logitech G29.
Bayağı ilerledin herhalde Snyder abi. Bu Jean Claude'un da bir iki yerde görmüştüm. Bayağı hoşuma gitmişti. Hazır indirimlerde varken kaçırmayayım dedim. Özellikle o sivri bujanlar falan çok güzel olmuş. Ve şöyle de bir şey var. Amerikan Truck'ta alsanız Amerikan Truck'a da geçiyor. Ve Amerikan Truck'ta bu modu almış olsanız Euro Truck'ta da geçerli oluyor. O yönde çok hoş olmuş bu jant modunun. Yavaş yavaş gece oluyor. Daha doğrusu akşam oluyor diyelim, gece değil de. Allah, bir şeye de şaşırdık. En sevdiğim şehirlerden biri, ışık çok az. Amcam da öyle bir durdu ki. Bu arada Eurotruck'ta biraz multiplayer'da lag var gibi ama ping değerlerimiz de normal olmasına rağmen artık kalabalıktan mıdır nedir bilemiyorum. Maşallah ne ışıkmış ya. 8 saat yanmadı. Thank you.
bakayım derken durmadan bakıyorum. Ondan bazen şeyleri kaçırıyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Biz iyi oyuncuyuz değil mi? En yüksek puan alabilmek için experience modda teslim edeceğiz yükümüzü. Bu da gördüğünüz gibi bayağı bir sıkıntı. Bu arada Haydar abi de yanaştırmaya çalışıyor. Şöyle bir gidelim. Aslında o kadar da zor bir yerde değil. Diğer tarafa yanaştırmak daha zor bence. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım başka bir Euro Truck videosunda ya da farklı bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.